Hiç aracınızın değiştirdiğiniz, eskiyen lastiklerinin ne olduğunu merak ettiniz mi? Gelin bir düşünelim. Yıpranmış, özelliğini kaybetmiş milyonlarca eski lastik. Nerede depolanırlar? Doğada kaç yılda çözünürler? Diş derinliği 1.6 milimetrenin altına düşmüş lastikler, fiziksel özellikleri ve güvenirliğinin yok olması nedeniyle kullanılmayacak duruma gelirler. Bu lastiklere ömrünü tamamlamış lastikler, kısaca ÖTL denir. Lastik, eskidiğinde sürüş güvenliğini tehlikeye soktuğu için mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. İşte ömrünü tamamlayan bu lastikler geri kazanılabilir. Geri dönüşüme katkıda bulunmak için yapacağınız tek şey, eskiyen lastiğinizi yenisini satın aldığınız noktaya bırakmak. Böylece siz de bu yeşil sürecin bir halkası olursunuz. Doğa kazanır, ülke kazanır. Lastik Sanayicileri Derneği LASDER, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen derneğin üyeleri, lastik üretimi ve ithalatı alanında ülkenin ve dünyanın önde gelen firmalarıdır. Ömrünü tamamlamış eski lastikler, LASDER tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla toplanır. LASDER, toplanan ömrünü tamamlamış lastikleri malzeme geri kazanım veya enerji geri dönüşüm tesislerine göndererek çevre ve ülke ekonomisine geri kazandırılmasını sağlar. Ömrünü tamamlamış lastiklerin önemli bir kısmı malzeme geri kazanım tesislerine ulaştırılır. ÖTL haline gelmiş tonlarca lastik, öğütücü makinelerde kırılarak kauçuk ve çelik parçalara ayrılır. Çelik teller, mıknatıslı bantlar yardımıyla kauçuktan ayrıştırılır. Parçalanmış malzemeler, mikron seviyesinden muhtelif büyüklüklerde granül haline getirilir. Bu ürünler, sanayide ve çevreyle ilgili faaliyetlerde ham madde olarak değerlendirilir. Granül halindeki kauçuk, içine kimyasal maddeler eklenerek pişirilip kullanıldığı gibi, bir kısmı da renk katılarak farklı desen ve renklerde döşemelik karolar ve kilitli parke taşları haline getirilir. Bu yumuşak lastik karolar parklara döşenir ve çocuklarımızın özgürce koşup oynayacağı güvenli zeminlere dönüştürülür. ÖTL'den elde edilen granül ve toz haline getirilen kauçuk ham madde, rekreasyon alanlarında da önemli bir işlev görür. Yürüyüş yollarına, spor sahalarına döşenebilir. Kentsel peyzaj uygulamalarında kullanılabilir, tenis sahaları, suni çim futbol sahaları olarak karşınıza çıkabilir. Karayollarında asfalt katkı maddesi olarak görev görür. Lastik ayakkabıya ve bota dönüşür. Hatta elektrik enerjisi olarak bile geri döner. Isıtılarak geri kazanımın sağlandığı piroliz tesislerine taşınan ömrünü tamamlamış lastikler, 800 dereceye kadar ısıtılarak gaz ve yağ haline getirilir. Elde edilen gazlar ve yağlar, elektrik santrallerinde alternatif yakıt olarak kullanılır, evinizin, sanayinin, Türkiye'nin enerjisi olur. İşte eskiyen otomobil lastiklerinin ömrünü tamamladıktan sonraki ikinci hayatının hikayesi. Eskiyen lastikler, kullandığımız elektrikte, giyilen ayakkabıda, çocuklarımızı koruyan zeminlerde, otomotiv sanayinin muhtelif alanlarında ve daha pek çok alanda yeniden hayat kuruyor. Daha yeşil bir Türkiye, ışıl ışıl bir gelecek için. Şimdi ömrünü tamamlamış lastikler yeni bir hayata başlıyor. Satılan her yeni lastik, geleceğe giden bu yola destek oluyor. Daha yeşil bir Türkiye için, ışıl ışıl bir gelecek için.